Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere. Hikmet Genç'le birlikte karşınızdayız. Hepinize merhabalar diyoruz. Evet, merhaba. Merhabalar, günaydın. Şimdi tabii gündem yoğun. Dün özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması sonrası. Evet. 18 yaş altı, 20 yaş değil de 18 yaş altı evet. Tamamen rahatladı. Oh, çünkü kısıt kalktı. Aslında kısıt şöyle kalktı. Yine de tamamen kalkmış gibi değil. Çünkü niye? Ebeveynleri gözetiminde. Zaten 18'in altında ebeveyn şart zaten ben diyorum. Yani o da iyi bir karar olmuş. 18'in tabii reşit olmamış da. Tek başına göndermeyiz çocukları. Evde otursunlar. Bunu yani çocuklar kızacaklar ama. Fena kızacaklar. Ama kızacak seni ilgilendiren mevzu 65 üstü de kurtuluyor. Tabii sen de beni ilgilendiren mevzu şu seni alacağım gündeme. Eyvallah. 65 yaş üstüyle ilgili olarak da her gün 10-20 arası değil mi? Tabii. 20'den sonra sakıncalı. 20'den sonra sakıncalı. O 65 yaş üstü de 20'den sonra bırakma o zaman. O bir hani 18 reşit değil diye söylüyorsun. Değil mi? Orada serbestiyet geldi. Yani kısıt kaldırıldı değerli izleyiciler. Bugün zaten haberlerini yaptık günün manşetinde. Diğer başlıklar var ama. İnsani yoğunluk herhalde ayarı değil mi o? Yani insanlar işte 8'e kadar 8 hani insan dışarı çıkıyor akşam sosyalleşenler. O anda o belli bir yaş grubu dışarıda olmasın diyor herhalde değil mi? Herhalde yani yoğunluğu falan artırmak. Ama şey şu hani rakamlar da varsa rakamları da verelim. Buradaki hikaye biraz da şeyi görecekler. Sonra olmuş onu, yani hani bulaşma sayısını da görecekler. Bu bulaşma sayısında bir artış söz konusu olduğunda tedbirlerin, kısıtların yeniden gelme durumu söz konusu. O pazartesiyle beraber o görüntü biraz duruldu. En azından o kalabalıklar duruldu. Hani o da 3 ayın şeyini çıkarttı diyelim. Acısını çıkarttı. Acısını, evet, ama işte evet, acısının çıkartması... Yansıması kötü olabilir ama şu anda henüz belli olmasa bile önümüzdeki birkaç gün içerisinde o pazartesi günkü yoğunluğun ne olacağı çıkacak ortaya. Dün 37.225 test oldu. Binin altında devam ediyor bulaşma sayısı. Şunu da ifade edelim, konuşuluyor ama bununla ilgili resmi bir bilimsel açıklama henüz yok. Virüsün etkisinin azaldığı yönünde yani ilk dönemler çok daha etkili bir şekilde zarar verirken virüse bulaşan virüsün bulaştığı kişi sayısı binin altında kalmasına rağmen dikkat ederseniz yoğun bakım sayısında artış yok. Yok. Evet. Yani düşüş devam ediyor. Entübe keza öyle. Bine yakın bulaşan bu virüs bulaşan insanın dün söylemişler 40 kişi hastanede tedavi görüyor. Binde. Geri kalanlar evde karantinaya giriyorlar. İşte, evet. Tetkik ediyorlar durumlarını. Bu anlamda 3.218 iyileşme var, 18 vefat söz konusu ve toplamda 4.729 oldu bu rakamla beraber. Ya, böyle giderse inşallah, önümüzdeki birkaç gün içerisinde inşallah vefat sayısı sıfırlanmış olacak gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi sosyal mesafeye dikkat etmek evet. Gerekiyor. Virüs gücünü kaybediyor yani bir tıbben bilimsel olarak çok da hoşuma gitmiyor bilimsel kelimesini kullanmaktan. 3 aydır hayatımız bilimselle başlıyor. Bu da yani bilimsel bir şey mecburen tıpla ilgili konuşuyorsun. Gücünü kaybediyor meselesini bunu yani bu bir resmi veri veyahut da işte bilimsel bir veri elimizde yok deniyor. Bu önemli bir aslında ifade ama ben bilimsel söyleyemeyeceğim ama mevsimsel bir şekilde galiba bunun da bu kadar çok çünkü yoğun şey var. Söyleniyor. Azalıyor gibi geliyor bana. Nikah salonları 15 Haziran'da, düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor. Bak. Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri 1 Temmuz'da açılıyor. Lokanta, kıraathane, kafelerin çalışma saatleri 24'e kadar evet. Uzatıldı. İşten çıkartma yasağı vardı. 3 ay daha uzatıldı bu durum. Ayrıca yani yarın açıklanacak bildiğim kadarıyla o. Bu işverene, daha doğrusu ekonomiye, can suyu olabilecek yeni kararlar da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak. Bu evet. Da yarın zaten bayağı bir netleşecek. Yani maşallah. Onu da yarın yani, konuşmuş oluruz. Evet. Bunlar dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu korona ile ilgili açıklamalardı. Diğer gelişmelerle ilgili de yine günün manşeti evet. Devam ettikçe konuşacağız. Ama maşallah diyelim yani birçok kişinin öngördüğünden daha erken hamle oldu. Birçok kişi 15'inden sonra Haziran'ın sonu bu falan diyorlardı ya. Hı hı. Çok konuşuluyor diyorum ya. Hı. Çok fazla konuşunca olay çorba haline dönüyor. Ama bu göstergeler o da biraz şeyle ilgili diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor musun? Yani hakikaten bu konuda yani bin defa bin bir olsun. Devlet yani hiç kimsenin tahmin edemeyeceği kadar. Yani hiç kimsenin senin benim de dahil olmak üzere içerideki herkese sorduk. Büyük bir mücadele verdi Murat. Yani doğru. Hastane hizmetleri, verilen sağlık hizmetleri
bizim sağlık altyapımız çok güçlüymüş. Yani bunun da etkisi vardır diye düşünüyorum. Onların, yani onlardan çok geç başlayıp onlardan hızlı bir şekilde normalleşebilen bir ülkeden bahsediyoruz. Doğru. Bu çok büyük başarı. Brezilya mesela önlemini şey olarak aldırdı. En büyük virüsün vurduğu yerlerden bir tanesi. Bundan sonra rakam açıklamayacağız dedi. Önlemi yani uzetti. Günlük 300-500'e rakamlar. Dün galiba 18 bindi. Hani vaka sayıları artık çok, böyle 10 binlerin üzerine çıkınca. Haftayı konuşacağız birazdan. Gazete manşetlerinde bu konuyla ilgili Erdoğan'ın dün yapmış olduğu açıklamayla ilgili, korona ile ilgili başlıklar var. Hürriyet 18-65 yaşa sokak izni çıktı diyor. Sabah son engeller kaldırıldı diyor. Akşam normalleşmede ikinci aşama başlığını atmış. Geri geldikçe konuşmayı sürdüreceğiz. Ayasofya meselesine girmek istiyorum değerli izleyiciler. Şimdi eskiler hakikaten güzel söylemişler. Atasözlerinden bir tanesi, zaman zaman da söylüyorum. Bu selden kütük kapma diye bir hikaye var. Malumun. İyi Parti bunu denedi mecliste. Fakat tutmadı. Tutmamasına rağmen CHP'liler, ondan sonra bu konuyla ilgili iki kelam etmeyi düşünenler, vay efendim işte İyi Parti Ayasofya'nın açılmasını istiyordu da AK Parti mecliste bunu reddetti diye bir algı oluşturdular. Şimdi tabii tamam, bütün bunlarla yine bir atasözüyle devam edelim. Yani şeytan taşlamaktan tavafa vakit kalmıyor. Yani hani bunun neresini düzeltelim cümlesi ve koskoca partinin genel başkanı da çok nasıl söyleyeyim kendine yakışmayan üslupla ya da bir siyasetçiye yakışmayacak üslupla Cumhurbaşkanı'na bir ifadeyle, bir ülkenin Cumhurbaşkanı'na, kendi Cumhurbaşkanı'na bir ifadeyle sosyal medya üzerinden cevap ya da cümle sarf ediyor, serdediyor. İşin aslı esası şu: İyi Parti Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili, Ayasofya ile ilgili bir araştırma önergesi teklifi veriyor. Ya zaten bu işin 2 Temmuz'da Danıştay bir karar verecek bu konuyla ilgili. Yani merhale merhale yürüyor. Bu işi dün de anlattık. Başından beri sahip çıkan AK Parti. Ve AK Parti'nin herhalde geçmişi. Yani bunu muhafazakar camia olarak herhalde düşün. Ağırlıklı olarak. Muhafazakar milliyetçi camia olarak düşün. Çünkü Cumhur İttifakı da bu hususta destek veriyor. Ve fakat zaten 2 Temmuz'da bir açıklama var. Mehmet Muş dün açıklama yaptı. Ya 2 Temmuz'u bekliyoruz. 2 Temmuz'dan sonra bir bakalım Danıştay ne çıkacak. Ondan sonra zaten bizim de hazırlığımız söz konusu cümlesini ifade ediyor. Ama ya bu AK Parti'ye yaramasın, AKP'ye yaramasın. Biz buraya nasıl bir dolanıp 2 puan alırız mantığıyla hareket edip bir araştırma önergesi veriyor. Yani neyini araştıracaksınız? Ayasofya niye kapandığı mı araştıracaksınız? Zaten Ayasofya'nın durumunun ya da Ayasofya kapalıymış. Aa, bunu bir araştıralım falan mı diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Yani bu, yani açılsın diye verilen bir önerge değil. Önerge burada. Tabii. Onu biliyoruz. Onu biz çok yani yaşadık. Benzer şeyleri daha önce CHP yapıyordu bu vaziyette. Vay efendim bak mecliste bunlar samimi değiller. İşlerine gelmediği için bak bize destek bile vermediler. Şuyla buyla falan yapardı. Muhtemel Kemal Kılıçdaroğlu görev dağılımı sırasında bu görevi de herhalde İYİ Parti'ye verdi. Ve araştırma önergesini apar topar meclise getiriyor. AK Parti gayet doğal olarak olması gerektiği gibi. Çünkü bu win-win yapmaya çalışıyor İYİ Parti. Ya biz diyor buradan bir araştırma önergesi verelim. AK Parti zaten reddedecek. O zaman da biz üzerine bak siz samimi değilsiniz. Biz önerge verdik kabul etmiyorsunuz. Açılsın bu, dedik kabul etmiyorsunuz. Aslında bu diyecekler. Yani şimdi siyaset altı hazırlıyorlar. İşte ortadaki mevzu Ayasofya'nın açılması mı? Evet, mevzu işte Fethin Sene-i Devriyesi'nde Ayasofya'da okunan Fetih Suresi mi? Mevzu bu. Milletin, halkın iradesi büyük bir kayır eksiyetle, yani Ayasofya'nın tekrar 400 küsur yıl olduğu gibi tekrar camiye dönüştürülmesi ve cami olması. Kılıç hakkı bilmem işte bir sürü gibi. Saatlerce tartıştık bunu. Tekrar geri dönmeye gerek yok. Bütün bu milletin iradesinin bu yönde olduğu ortada. Hatta diyorum, yanlış anlaşılmasın. Bunu da böyle üzerlerine alınmasınlar. CHP'liler dahi burada Ayasofya'nın tek, çünkü bu bir sembol. Yani camiye dönüştürülmesin asla diyebilecek CHP sayısı da çok azdır. CHP teşkilatından bahsetmiyorum. CHP seçmeninden. Çok azdır. Şimdi böyle bir şey ortada. Yani bu da AK Parti'nin dönüşümüdür. Ha? Yani bu zorunlu dönüşüm yalnız. Yani bundan 28 Şubat sürecinde Ayasofya cami olsun dediğim adamın savcı falan dava açar. Sen nasıl Cumhuriyet kazanımlarını geriye çevirirsin falan diye.
çıkar. Bu abartmıyorum. Savcı der ki bu adam Ayasofya'yı cami olması istedi. Hemen içeri atalım diyebilir 28 Şubat çünkü. Şartlar konjonktür değişti mecbur. Huzur duası yapıyorsun. Ateist geliyor diyor yıllarca dinsiz gezdik. Beni sokaktan Canan Kaftancı oluyor avcunu açıyor. Ya Rabbi şükür o diyor bilmem ne. Şey Kılıçdaroğlu sabah akşam kalkıyor. CHP en dindar parti falan. Bir dönüşüm bu. Yani zoraki bir dönüşüm. Çünkü vesayet sistemi bitince orduya sırtını dayamıyorsun. Cuntacılara daha doğrusu. Ya da yargıya şeye dayayamıyorsun. Dayanacak bir yer yok. Mecbur iradeye yakın bir yerde durmak zorundasın. Geziniyorsun. Hani İngilizce beating around the bush. Çalın etrafında geziniyorsun. Zıplıyorsun. Ve geçiyor bunlar. Tamam. Bunların bunu yapması yani şimdi diyorum ya en büyük yedikleri daha doğrusu muhalefetin en büyük acısı. Erken seçim falan yok Türkiye'de. Mevzular açılıyor. Bir hat başka bir konuşuluyor. Çok büyük bir darbe yediler bunlar. Oldukları yerde. Yani korona CHP'yi ve HDP ve İYİ Parti'yi de vurdu. Bütün bunları darbeye yap. Yani sadece Türkiye'de insanımızı kaybetmedik. Bir de muhalefeti vurdu. Çünkü böyle bir süreçten bu kadar başarılı geçtin. Çok sene var. Ne yapacaksın baba? Yani hangi siyaset üreteceksin? Ortaya bir şey söylüyor adam. Adamı kurtardık diyor. Tamam doğru karşılamam lazım. Keşke ölse diyemiyorum. O etraftan bin tane başka şey yok. Rejim yıkılacak, böyle olacak falan gibi söylemler. Bu harekette çok basit, ucuz bir siyaset. Onu yapıyorlar. Mesela şöyle sabah kalktık. 10 tane CHP'li vekil. Gel abicim bir soru önergesi verelim. Ne diyelim? Gazetecilerin şu haklarıyla ilgili araştırma yaptıralım. Tamam ne yapın bilmiyorum baba sen yaz. Gazeteci bilmem ne. Kalktık. Sen ne yapacaksın? Buldum. Sokak hayvanlarıyla ilgili olarak bilmem ne araştırması açalım. Kaç köpek öldürür? Tamam sen de yaz. Sen ne istiyorsun? Abi demokratik haklarla ilgili bakkalların veresiye defterlerini araştırma komisyonu açalım. Tamam. Bunu itiraf etti CHP'liler. CHP'li sistem kafa böyle çalışıyor. Çünkü siyaset üretmek zor iş, meşakkatli iş. Sabah kalkıp bunu yapmak etik değil diyemeyeceğim. Basit, ucuz, çok adi bir iş. Sabah kalktık gel gazetecileri kurtaralım. Sonra olay şu olacak. Yaz yaz yaz. Sözcüye manşet çıksın. Palavracılara. Nedir o? Efendim CHP çıktı hayvan hakları ile ilgili araştırma önergesi verilsin dedi. AK Parti reddetti. CHP sabah kalktı. Gazetecilerin işte veyahut da gazetecilerin hukuku ile ilgili şu araştırma yapılsın dedi. AK Parti reddetti. Bak gördün mü? Çalışıyoruz çalışıyoruz dedi. Çok ucuz biliyor musun? Çok basit. Olan şey üzerine İmamoğlu'nun yaptığı gibi. Olan şey açıyor ya. Aa açtı adam görüyor musun diyor. Olan açılmışı var zaten açık o. İsmini değiştirmiş adam sadece. Bu çok basit ucuz Murat. Yani bu ucuz işlerle uğraştırıyorlar bizi. Konuşturuyorlar Murat. Yani başka bir şey söyleyemiyorum. Yani dediğim gibi hani bir Türkiye olsun Büyük diye. Millet Meclisi Başkanlığı'na Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti İzmir Milletvekili'nin vermiş olduğu dilekçe iç tüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırma açılması konusunda arz edilen bir dilekçe. Sonunu okuyorum. Gazi Meclisimizde kurulacak araştırma komisyonu vasıtasıyla Ayasofya Camii'nin Müslümanlar için ibadethane olarak kullanılması hususunda çalışmaların ivedilikle başlatılması ve bu konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulması. Biz başka bir şey diyorduk herhalde. Vallahi hani şey mi yapacaklar? Nasıl namaz kılmalı Müslümanlar? Yani ya da Ayasofya nasıl cami olur? Onun Ayasofya cami olsunun önerge verir şahı. Ben ne diyorum peki? Hay o değil o değil. Ben bak ben böyle böyle açılsın diyorum. Oğlum açılsın diyoruz işte ya. Sen ne diyorsun? Biz olsun bir önerge verdik reddettiler. Hap açılsın diyoruz. Yani bu çok ucuz ama ucuzluğunda da bu millet prim vermez. 2 Temmuz değerli izleyiciler bu konuyla ilgili Danıştay'ın vereceği karar. 2 Temmuz'daki bu kararın ardından çünkü itiraz var. Yani kapatılmaması gerektiği cami olarak kullanılması hususunda daha önce de vermişlerdi. Farklı mahkemelere dava açılmıştı. Şimdi Danıştay bu konuyla ilgili 2 Temmuz'da bu kararı verecek. Kariye Camii örneği var. Konuyla ilgili karar verildi ve cami olarak açılması hususuna şeklinde karar verildi. Emsal olacağı ifade ediliyor. 2 Temmuz'da şunun şurasında çok fazla bir şey kalmadı. 20 küsur gün sonra Danıştay bir karar açıklayacak. Bu kararla ilgili olarak eğer Ayasofya'nın cami statüsüne yeniden kavuşması resmi olarak söz konusu olursa ne ala. Değilse Mehmet Buş'tan edindiğimiz izlenim hükümetin bu konuda adım atacağı yönünde. Yani şey hikayesi vardır yani yüzlük kuyruğuna geldik. Final bayrağını falan geliyor. Yan taraftan hemen denize atlayıp ha bayrağı aldı ben kazandım yarışı falan.
bu konunuzu kurnazlıklara da AK Parti valla hiç müsaade etmez yani. Öztrak'ın dünkü... Ben olsam ben de etmem açıkçası. Öztrak, Faik Öztrak'ın dünkü konuşmasında söylediği gibi. Ya şey, ya açacaksanız açın, bunu siyasetli yapmayın kardeşim diyor yani. Açacaksın aç kardeşim diyor. O kadar çok canı acıyor, o kadar içi acıyor ki Öztrak. Yani Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu. Acıyor, acıya, acıya. Benim de hoşuma gidiyor. Yani biz burada teknik bir ilmi siyaset açıklamak zorunda değil. Biz yorumcuyuz burada. Biz halkımıza sohbet ediyoruz. Hani bazen diyor ya, seni görünce adam ne diyor? Veyahut da işte beni görüyor ne diyor? Diyor ki abi diyor, tam diyor söyleyecektim. Sen benim adıma konuştun. Aynen, o yüzden söylüyorum. Kaftancıoğlu'dan tüm o İmamoğlu'na kadar ki tüm oğulları kimse. Adamın içi acıya acıya. Bağıra bağıra, bağırta bağırta. Halkın istediğinin ne olduğu belli olduğu için. Şu saatten sonra o kadar şükür duaları yapmışsın. Koyunlar kesmişsin. Cami olmasın diyemiyorsun. Elini tutan var, açacaksın açıyor. Bu mevzuyla ilgili karnından konuşanları da göstermekte fayda var ama Bülent Turan tweetini getirir misiniz? Bülent Turan bu konuyla ilgili bir tweet attı. AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Grup Başkan Vekili. Şunu söylüyor. AK Parti Ayasofya'nın açılmasına değil, İYİ Parti'nin dün Ayasofya açılamaz iddialarına rağmen bugün araştırma komisyonu kurulması önergesine retoyu verdi. Yani İYİ Parti Ayasofya açılmasın diyordu. Birdenbire döndüler geldiler. Dediğim gibi selden kütük tabii kapma gayretiyle ya açma önerge verelim açılalım araştıralım açılmasını mevzusunu. Tabii. Bunlar şey değil. Dediğim gibi kaldı. Bak, hikaye şu. Her insanoğlu için geçerlidir bu. Herkes için bugün buna AKP reddetti diyenler dahil olmak üzere. Sen mevzuyu almışsın, kimsenin girmeye cesaret edemediği, netameli bir konu dediği, şu olduğu bu olduğu mevzuya gözü kara dalmışsın, bir mesafe kaydetmişsin, toplum bu hususta zaten hazır. Yani tabii, ben burada hep siyasileri yani suçluyoruz, kim olursa olsun. Tabii. Toplum zaten dünden tabii, hazır. Tabii. Yani dünden dediğim bilmiyorum kaç yıldan, onlarca yıldan beri toplum tabii hazır zaten bu hususta. Siyaset bu konuda çok geride kalmıştı. Elbette onu da konjonktüre bağlayabilirsin. Sen dediğin gibi 28 Şubat dönemlerine, vesayet dönemlerine, şunlara bunlara falan filan hepsine bağlayabilirsin. Haklı gerekçelerdir vesaire vesaire ama yüzmüşsün yüzmüşsün, kuyruğuna getirmişsin. Bütün sıkıntılarını göğüslemişsin, şunu yapmışsın etmişsin falan. Son dakikaya gelmiş bir de meclis araştırma komisyonu kuralım. Hadi derler. Aynen fezlekenin şey geçtiği gibi yani. Suriye'de fezleke oylaması öyle yapılıyor. Aynen geçiyor. Ya fezleke geçtikten sonra bir hafta sonra Kılıçdaroğlu çıktı. Buradan meydan okuyorum. Check edin, kontrol edin söylediklerimi. Aradan diyor ki efendim biz ülkenin bekası için operasyon gerekiyorsa fezleke çıkartalım. Ulan çıkartılmışı var. Fezleke çıktı, sen yoktun o zamanlar ortada. Şey gibi yani, bizi yargılayın. Aynen. Şeyimi düşünün deyip dediği gibi. Yargılamayı getiriyorsun. Bu sefer tüy oluyor, gidiyorlar ortada. Tele 1 TV AKP'nin Ayasofya oyunu mecliste reddetti diye yazıyor. Evet. İsmail Saymaz'ın bir tweet'i var bu konuda. Din üzerinden vuracaklar yani. Karnından İnançlar konuşmanın örneğidir bu. Yani karnından nasıl konuşulur derse İsmail Saymaz'ın tweet'ini göstereceksin. Efendim diyor, geçen sene Ayasofya en çok ziyaret edilen müzelerden bir tanesiydi. Şampiyonluğu aldı. Bir önceki sene ikinci sıradaydı. Siz aşağı yukarı 200-300 milyon lira gelir elde ediyorsunuz. Ayasofya'nın biz işte ülke olarak geldi. Bu gelir çöpe atılır mı falan, hani ziyaret etmeyecek falan. Ya iyi de şimdi bir kere o mesele başka. Bu mesele başka. Hadi aynı olduğunu düşün. Aynı olduğunu düşün. Aynı tamam parayı keserim ya ben ya. Ya dediğin gibi şey, yani günde 5 vakit namaz. Tamam. Bugün şimdi namaz kılınıyor diye Sultanahmet'i Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmiyor mu? Abi ya. Namaz kılınıyor diye. Yüzyıllardır böyle. Şurayı ziyaret etmiyor mu? Hayır. Bunun da uygulamasını yaparsın. Tabii yaparsın tamam, çok gelmek basit isteyen olursa ziyaret edilecek yerler belli. Namaz kılınacak saatler belli. O saatlerde içeri almazsın, öbür saatlerde alırsın vesaire vesaire. Uygun mudur? Ama bu karnından konuşma örneği. Yani Ayasofya açılmasın demenin buna da dokunuyor, şart buna da kurnazlığı koyuyor çünkü. Tabii. Ya dokunuyor, dokunmuyor. Onu ben bilmiyorum. Ama siyasetçi olmadığı için bu kadarını yapabiliyor. Tabii. Karnından konuşma bu işte. Tabii. Yani. Şart kurnazlığı yapıyorsun. Çünkü. Yani Ayasofya açılmasın demenin farklı bir versiyonu. Hakan Çelik de aynı soruyu soruyordu. Yani o da soru. Gazete için soru kibarca sorar diye. Karnından konuşma. İlber Ortaylı'ya, İlber Ortaylı diyorum. Ne gerek var? Murat Bardakçı'ya. Evet. Soruyor ondan sonra ama işte bir sürü turistler geliyor diyor falan deyince Murat Bardakçı deli cami misin mi diyor. Cami yok diyor. Cami mi yok? 80 bin tane cami var falan. Sultanahmet Camii var, muazzam bir cami var. Bu da benzer diyor bir şey. Tamam, benzer bir soru. Tabii ki o da gazeteci, ben her soruyu soracağım edeceğim. Belki orayı düşünemedi. Düşünemiyordur. Haklıdır da o sırada bir şey söylemiyorum. Ama en nihayetinde Murat Bardakçı'nın vermiş olduğu yani soru değil cevap çok önemli. Evet. Murat Bardakçı evet diyor ki kardeşim bu bir semboldür, sembol. İki tane turist gelecek diye
ben sembolleri yerle yeksan edemem, etmemeliyim. Ayasofya bu ülkeyi, da bu kenti fetheden Fatih Sultan Mehmed'in bu ülkeye, bu millete verdiği bir mirastır ki bu mirasla ilgili de çok ağır bedduaları vardır Fatih Sultan Mehmed'in. Yani Ayasofya ile ilgili. Evet. Müslümanlar için de kıymetli anlattık çok, zaten aynen, İslami yani. Aynen. Sadece biz sen bu noktaya getirip İslam dünyası yani iki ilgili. Tane turist bilmem ne kadar para bırakacakmış. Hani velev ki bırakacaktır. Onu buna da ihtiyacın da varsa, bundan da vazgeçmek istemiyorsan bunun da yolu yordamı vardır ama zarf mazruf meselesi. İşin özünü kaçırmamak lazım. Tabii, İşin tabii. özü burası bir semboldür ve insanlar, ülkeler sembollerine sahip çıkmak mecburiyetindedir. Tabii. Öyle veya böyle. Millet de hala şeyi anlatamıyorsun mesela. Bunu aynı kafayla diyor ya mesela külliyede şu kadar oda var mı? Ben en çok takıldığım, yıllar boyunca benim en çok içimi acıtan, hani bizim gibi yani dünyada birkaç 3-5 şeyi görmüş insan olarak hangi ülkenin hangi binası da hemen tanıtırlar ya ilk gittiğin ülkede. Abi bu parlamentosu, şurası bilmem ne binası, hani mihman dersine anlatır. Bakarsın parlamentosuna, bakarsın Dışişleri Bakanlığı'na, bakarsın ülkenin emniyet bilmem nesine falan, hep bir yerlere koyarsın. Falan filan. Hikaye uzatmıyor ama şu. Adamlar hala şunu anlamış değiller. Diyorsun ki bunun sembol diyorsun. Fethin temsili diyorsun. İstanbul'un fethi diyorsun. Aradan bak kaç yüzyıl geçti. Biz diyoruz ya hep Yunanlara bir dakika dur, orası Konstantinopol. Konstantin'in şehri demek. Konstantinopolis falan diye. Aradan kaç yüzyıl geçmiş. Adam diyor ki ben diyor yarın sabah diyor kalkarım. Tabi biraz egzecere ederek anlatıyorum. Türkiye savaş ilan ederim. Veyahut da diyor ki sen Libya'ya gidemezsin. Akdeniz bir Yunan gölüdür. Bilmem ne falan. Ha biz şu anda şey gibi tabii o hani karikatürde var ya, fil var. Bir tane kurbağa biliyorsun diliyle sinek yakalar gibi, filin pıt diye ayağına bir gidip bakıyor böyle. Pardon diye. Bir şey denedim. Yani, ya bu tabii, mutlu oluyoruz. Bunu söyleyeceğiz tabii. Orada kendi kendine zıplayabilir. Ama mesele şu. Hani esprisini öyle yapıyoruz ya. Ya bütün millet bize mi göz dikti kardeşim? Yani Türkiye, Türkiye. Başlayacağım sizin o hayali dış mihraklarınızdan da. Arkadaş manyak mısınız? Böyle ama. Biraz geri zekalı olmasan, 3-5 şey okusan, ideolojik saplantılı olmasa benim görmem, benim sana göstermeye gerek yok ki. Biz mahallenin güzel kızıyız abi. Herkes göz dikiyor. Çünkü herkesin bir amacı var. Adamın bir tanesinin amacı Urfa ve Mezopotamya toprakları içerisinde Türkiye'yi parçalamak. Bir tanesi hedefi tekrar büyük Roma İmparatorluğu'nun, daha doğrusu Doğu Roma İmparatorluğu'nu kurmak. Bir tanesi adayı almak, bir tanesi ben yapmıyorum. Onlar zaten bunu söylüyor. Bak dünya tek ucundaki adamlar. Ta Amerika'dan gelip senin burnun dibine silah koyuyor adam. Önemli olmasan koyar mı? Yani niye koymuyor Himalaya dağlarına? Oraya koyuyor. Yüzyıllardan beri de böyle oluyor zaten. Şimdi onu demek istiyorum. Bu kadar büyük bir şey var. Bir şeyin bak bir ya diyorum. Hani fethin temsili diyorsun. Bir güç gösterisi. Hani padişah oturmuş ayağında bir tane sünnettir diye yamalı bir şey giymiş. Burada bu dizinde yama var. Küçük bir yama. Demişler ya sayın padişahım demişler. Hani elçi gelecek. Bilmem ne Bizans neyse bir elçi gelecek. Yamalı görünmesin hani biliyorum sünnet diye. Merak etmeyin çekilin demiş. Gelmiş elçi falan. Hakkında elçi konuşmuş titik gitmiş sonra tekrar. Demiş ki sonra padişah bakın arkadaşlar arkaya öyle bir kılıç astım ki ben. Bir kılıç yaptırmış padişah. Şöyle devasa bir Osmanlı kılıcı işlemeli. Elçi kapıdan girer girmez yüz ya padişahta ya o kılıçta. Yamayı falan göremedi demiş merak etmeyin. Onun demiş gözü oradaydı. Biz o demiş o gücümüzü o Osmanlı kılıcını gösterdim ben ona. Benim yamamı göstermedim. Benim imanım bu yamamdır. Ama gavura da bunu gösteririm demiş padişah. Yo, o cami, minareler bir şeyin temsili diyoruz. Adam hala 2 lira mı oldu? Atatürk yapmıştı, CHP bunu yapmıştı. Ne gerek var mozaik? Başka şeyler onlar arkadaş. Her şeye bağlayanlar var mevcut. Buraya bağlamayın. Bak biz dün Hazreti Şerif'i okudum. Bugün de söyledik. Bu kıymetli bir şey. Son dakikada CHP'nin de ya tam var açıyorsan aç. Oğlum sen kapattın zaten. Senin işindi bunlar. Senin dizaynındı bu. Elini yıkayıp çıkıyorlar ha, değil mi? Hiç şey yok. Kendisi, yani. Sorumluluk falan içine yok. İçine etmiş hiç çıkmış. Şekilde. Temizleyin canım Allah Allah. Sen yaptın. Senin hiç sorumluluğun yok. Hiç çökmüş yani, gibi. Yok. Elini tutan mı var? Açarsa açın. Siyaset yapmayın canım falan filan. Siyaset yapmayın. Ama bu iş sonra böyle, kaptancı oldu yani, diyor ki ulan elimizi açtırdınız ya. Yıllar dinsiz gez. Yani bu iş böyle. Sen Dersim katliamının tırnak içerisinde hiç. Mimarlarından bir tanesi olacaksın. Tabii. Abi, ondan sonra açılacak da ortaya. Hani, işte, Kürtlere bilmem ondan sonra kart kurt sesleri diyeceksin. Kendisini Kürt partisinin temsilcisi olduğunu iddia eden ama aslında Kandil'in temsilcisi olan
HDP ile yan yana geldiğin halde, ya yan yana durmayalım şimdi, biz Kürtlere bu kadar laf söyledik, size ya, temsilcisi olduğunu iddia ediyorsunuz, tabii, yan yana görürsek olmaz deyip elini uzaklaştıracaksın. En son artık HDP dedi ki ya bu işin gizli saklısı olmaz, artık nikah yapalım dedi. Yani hani açık açık bence haklı söyledi, ama HDP. Ben aynen. HDP olsam hafazan Allah. Ama öbür yani ben de kızarım yani. Sıkıntı şu, İYİ Partisi var, şunu var, bunu var. HDP'nin bu açıklamasını birazdan vereceğim. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun grupta bir diyeti var. Diyeti var, diyeti. Hiçbir şeyi yok yani. Konuşacağız birazdan onu. ama en nihayetinde gelinen noktada tarih boyunca tüm tabuları koyup antidemokratik tüm uygulamaları yapıp ya zorla sen 17 sene ya Hikmet, ben hakikaten dile kolay 17 sene bak 3 ay karantina pardon kısıtlama oldu diye insanların feryadını figanını evet, görüyorsun. Kimyamız bozuldu. Neler oldu, kimyası nasıl bozuluyor tamam mı? Herkesin hassas olduğu konular var. Evde kalmak istemiyor 65 yaş üstü, 18-20 yaş altı falan. Yani, bundan dolayı feryat figan ediyor. Herkes hassas olduğu noktalar var. Kıyas elbette kabul etmez. Ama 17 sene boyunca bu ülkenin ezanlarını susturmuşsun. Tabii. Bunu söyleyince de hamaset diyorlar tamam mı? Vaka hamaset mamaset değil. 17 sene anlatmıştım. Kızıma dedim ezanlar falan filan 17 sene. Nasıl 17 sene diyor ya? Evet dedim ya 17 sene boyunca Tanrıoğlu'dur Tanrıoğlu'dur diye böğürdüler. Hayal dahi tamam edemiyor değil mi? Hayal ettiremiyorsun. Nasıl yani? 3 gün 5 gün 1 hafta 10 gün falan zannediyor tamam mı? Hayır dedim ya 17 sene. Tanrıoğlu'dur. Ve hakikaten minarelerden böğürdüler yani. Böğürme diyorum ezan mezan değil çünkü o. CHP'nin işte bunu söylüyorlar. Ve düşün. CHP'nin işi sorduğu zaman kaldırsaydınız kardeşim. Kaldırsaydınız kardeşim ne uğraştınız? Ya arkadaş yani koyanın günahı yok mu bunu? Bir ya hesap vermeyecek mi? Katliam yapanın dersinde şurada burada bunun hesabını vermeyecek mi? Şunu yapmayacak, bunu yapmayacak. Yok böyle bir şey. Bak, ondan sonra elini yıkayıp çıkıyorsun. Bunu söylediğin zaman yani aslında kabul edebilirim. Yani şunu arkadaşım Sultan Palamut devrinde olmuş. Ne benim üzerine yazıyorsun falan. Ben yeni Türkiye'nin yeni CHP'siyim desen, reddi miras yapsan. O derim ki tamam lan. Vallahi bu adam öyle öyle redimir hasta olmuyor. Obama'nın Japonya'ya gidip tamam mı özür dilediği hikayelerini anla. Evet. İngiltere'nin Avustralya'ya gidip Avustralya'daki aborjinlere yaptıklarının özrünü hatırla. Evet. Tamam mı İngiliz hükümetin şunu. Ya dolayısıyla yani, öyle ama hani şu o Sultan Palamut derindeyle falan kurtarılacak ben işler kadar, değil. Ben o kadar şuna razıyım en azından. Yani onunla öyle yapmışlar ya. Hep yanlış şeyler yapmışlar. Ya biz bu İsmet Paşa var ya çok da işe yaramaz bir adammış. Yani kendi tabirine de diyebiliyorsa. Yok canım onlar falan. Faşizm varmış o zaman canım. Yani o zaman Batı'da ne vardı? Mussolini, diktatörler vardı. Hitler vardı. 30'lu yıllar kardeşim. Yani orada diktatör. Bende demokrasi mi olacak? Desen evet, ağzını kapatırım. Bu anlaşılır. Doğru. Senin diyeyim ben de geçmişine sövüp bırakıp giderim. Hep beraber bırakıp gideriz birbirimize. Doğru. Ama arkadaş ileri diyorsun. Değil. Adam cevap yazıyor. Sen büyük bilmem ne komandanın bilmem ne. CHP diyorsun. Diktatör. Olmaz. Türkiye'deki büyük toplumsal dönüşümü sağlamıştır. Ah kelle kes. 5500 kişi az. Adamı şapka kanunu de, şapka kanunu de. Adam az. Rahmetli eski. Sonraki adamlar gerekliydi yaptı. İşte Onur Öymen ya adam çıktı bundan 10 sene. 12 sene ne dedi adam? Dedi ki analar da bazen ağlar. Arada evet bir acılar da çekilir. Dersin evet diyorsun. Çekilecek kardeşim. 10 bin kişi diyorsun. Onların çocuklarını kızlarını alıp da besleme diye batıya verdiniz diyorsun. Oradaki askerlerin, paşaların şeylerine anne babasını katlettiniz bunların diyorsun. O durum başka şartla konjonktüreldi. Ne sen nesin? Kurucu iradeyim. Tanımıyorum ben seni ya. Yani şimdi bana birisi dese ki Hikmet 14. yüzyılda senin ceddin var ya büyük 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 bir deden. Şunu yap. Bana ne? Ya nereden bileyim ben? Kafkasya'dan geldi, Abhazya'dan çıktı, adam öldürdü. Ne bileyim ben yedi ceddim ötesi. Ama o sana bu mirası bıraktı. Neyi? İnancımla ilgili bir şey mi? Hayır o öyle kabileydi onlar falan. Bu tutuculuktan bahsediyorum. Adama mesela onu anlatıyorsun. Ya geçmişi böyle diyorsun. Adam sahipleniyor. Yani adam dersim diyorsun. Ya Dersimli kendisi Kılıçdaroğlu yıllar boyunca. En acı tarafı da o. Dersimli birisini koydular. Kasetle masetle hiç fark etmez. Ama Dersimli birisini koydular. Bu konuda en iyi mücadele etmesi gereken. Bu arşivler açılsın. Evet sonuna kadar konuşulsun. Bu operasyonu kim yaptı? Fare zehirli. İnsanları mağaralarda kimler öldürdü? Yaşayanları vardı. Sıkmadıkları kurşun, kurşun çok fazla sıkınca masraftır diye toplu bir şekilde katliam süngülerle dalındı. Arşivlerde var. CHP senin elin kanlı diyorsun.
O öyle değildi, konjonktüreldi, devrimlerin bilmem ne gereğiydi. Hapbidi bir sürü şeyler söylüyor. Adam geliyor şimdi senin demokrasini beğenmiyor. Ya diyorsun sen ikna odası açıp da insan nefes aldırmayan sen, Allah kitap dedirtmeyen sen, darbeleri yaptıran sen, hala açmış bana demokrasiden dem vuruyorsun. Bizim kavgamız aslında biraz da burada kilitleniyor. Adam hala bu bağnazlık ve yobazlık ve gericilik tam da böyle bir şeydir. Faşizan statükoyu korumaya çalışırken kendini siyaset yapıyormuş gibi yapmak. Öteki yobazlık ve tokatçılık da Yılmaz Özdil ve avanesin yaptığı gibidir. Erdoğan'a karşı koyuyor musun? Hadi hep koyalım. Buradan para kazanıp ondan sonra leblebi havada bir tezde denize dalmak, kaçak villa. Bir bakıyorsun ki abi Erdoğan karşısında, geçen de Marka Resi yanında çok güzel bir yazısı vardı onunla ilgili. Hayran kaldım buradan. Selamlar olsun. Bizim yazarımız Marka Esyan. En zamanda AK Parti vekili. Şunu söyledi adam. Yani bir hazır bir şey madeni bulmuşlar. Hani Esrem bir laf vardı. Madeni bulduk baba kazıyoruz devam. Maden o. Yani arkadaş yazıktır günahtır. Yaptığı iş yanlış. Adamın ne olduğunu ya yaşı da başı da adamların var. Utanmazlar. Arlanmazlar. 80 darbesinde görmüş. Hatta bazıları 60'ı da görmüş. Ben 60'ı bilmiyorum. 80'i biliyorum bir tek. Adam çıkıyor buradan. Erdoğan kötü bir adam, diktatör diye cümleye başlayıp buradan bir bazı kişileri şey yapıp o kini beraber kusturtup buradan da para kazanıyor adam bir de. Üzerine de ekmek yiyor. Yani bu anlamadığımız şey bunlar abi. Biz kavgamız da burada. Demokrasi evet. Diyorsun. Adam bize diyor ki demokrasi biz getireceğiz. Şunu da bitirelim istersen yani, bu meseleyi. Sevgili Timur diye bir genç bir kardeşimiz var. Sağ olsun güzel mesajlar atıyor. Yorumları falan oluyor. Onu da finali bitirelim. Şimdi mesela bugün herhangi bir ülke, bir başka ülke savaş ilan ettiğinde eskisi gibi topraklarını alıp oraya bir vali atayıp onu bu toprağı ben kendime kattım şu bu falan filan hikayeleri olmuyor. Çünkü maliyetli bir iş, onu yapacağına içeriye bir tane kendi fişini kendine evet. Taktığın bir devşirme koyuyorsun. Oradan yürüyorsun. Bir de vesayetçi savaşçı buluyorsun. Kendi askerini savaştırmıyorsun. Aynen ABD'nin öyle. Yaptığı gibi. Dolayısıyla gidip bir ülke fethedip oradan en büyük camisini kiliseye çevirdim ya da işte sinagoga çevirdim falan filan hikayeleri yapmana gerek yok. Zaten içeri koyduğun kukla sen ne diyorsan onu yapıyor. Tamam. Evet, bu dönem için geçerli. Sözde devrimi yaptırtıyor. Hayır. Ve senin hakkını 1400, koruyor orada. 1453'ün hani sen az önce şeye geldiğin için oradan vurgu yaparak finali bitireceğim bu meseleyi. Hani dedin ya onlar işte o zaman faşizm vardı. Herkes faşisti. İsmet İnönü'den demokrat olmasını bekleyemezsin. Doğru mu? Elhak doğru. Yani evet. O dönemin Mussolini, Hitler. Bir önceki işte diktatörler vardı. Mesela evet. Atatürk için de diktatör denilir o dönemde. Niye? Çünkü zaten diktatörlerle çevrili bir seçilerek gelmedi ülke. Aynen. Ve diktatörlük o dönem geçer akçeydi. Bak bugün bu dönem demokrasi geçer akçe. Yarın bir gün mevzu padişahlığa döner. Padişahlık tamam mı? Padişahlığa döner. Bütün dünya padişahlıkla olur. İşte krallıklarla falan tabii. Filan yönetilir. O taçlı demokrasiden de vazgeçip sadece taç kısmını alırlar. Sonra demokratlar küfretmeye başlarız. Ondan demokratlar yani dünya böyle olur demokrasinin yani. Olduğu dönemi demokrasi şartlarıyla değerlendirmen gerekebilir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bugün işte bir yer işgal etsen camiyi kiliseye, kiliseye camiye çeviremez. Olmuyor çünkü ama mevzu 1453'e gidince, bunlara göre zulmün başladığı tarihe gelince, tabii. Geçer akçe Roma hukuku. Sevgili Timur hatırlatıyor. Roma hukukunda bir komutan, bir kral, bir işte imparator neyse bir yeri fethettiğinde fethettiği yerin en büyük mabedini kendi inancının mabedine çevirir. Roma hukuku. Bu şekilde bin yıl devam etti adamlar çünkü. Aynen. Tüm dünyada hükmettiler. Çeviremediklerinde yaktı yıktı zaten. Yani neler yaptığını biliyorum. Tabii. Yani bu vesileyle bir sultan olan Mehmet Han İstanbul'u fethedince kentin en büyük mabedini kendi dininin mabedine çeviriyor. Murat Bardakçı'nın tabiriyle kılıç hakkı. Geçen bir tanesi yazdım. Bir öğrendiniz kılıç hakkı. Ha bire kılıç hakkı diyorsun. Ya öyle velev ki öğrendik tamam hani. Çok sevdik. Da, çok sevdik. Sana yani, işte, yani. Kılıç hakkı işte. Kılıç hakkı. Şimdi bu ne uyguluyorsun? Ve bu 1453'ten 1934'e kadar böyle devam ediyor. İyi çok bayağı tamam. Kaç yüzyıl ya. Az yani, bir şey değil yani. Minareleri dik. Bu şeyin yani Hristiyanların kalbine saklanan evet. Bir hançerdir. Ayasofya'nın cami olması. Tamam mı çünkü? Roma. Roma İmparatoru vesaire. 1934'te müzeye çeviriyorsun. Tadilat bilmem ne vasıtasıyla, vesilesiyle falan. 60-70 yıldır, 70-80 yıldır, 80 küsür yıldır falan da böyle kalıyor. O günden bugüne de Müslümanların kalbine saplanan bir hançerdir. Ya bu anlamda aslına çevirmek
üzerine adım atmak ya da bunu talep etmekten daha doğan ne olur? Yok müze kalsın, o kadar para kazanıyorsun. Bir tanesi şey yapmış ya, hali hazırda müzelerden almış olduğun, İsmail'e cevap vermiş, çok hoşuma gitti. Hali hazırda diyor, müzelerden almış olduğun diyor, işte 5 lirayı diyor, 10 liraya çıkartırsan diyor, Ayasofya'dan diyor, zararını buradan karşılarsın diyor. Tamam, yine de ziyaretleri falan filan da yapsınlar diyor. Yani hani, o anlamda sıkıntı diyor, para da alması falan diyor, cami olduğu için falan. Ama diyor oradan diyor zararını diyor, birkaç tane müzenin diyor, çok ziyaret edilen müzelerin fiyatına %10-%20'lik zamlar yaparsan falan kurtarırsın diyor. İşin derdiniz sadece maliyetse diye söylüyor. Oğlum bir sürü yolu da var. Bak benim de aklıma geldi. Ben Sayın Bakan Bey'e bile teklif götürebilirim. Eski bir turizmci olarak biz oturup konuştuk. Dün de konuştuk hatta. Hadi böyle bir şey yaparsın ki para da alırsın. Orası cami de olur. Nasıl olur? Bir sürü şey yapılır. Onun çünkü kısım kısımdır. Ayasofya'nın çok bilinmeyen tarafı vardır. Mahzenleri, her tarafı. O avlu içerisinde öyle bir alan hazırlarsın ki onu müze gibi o dışarıda ziyaretle açarsın. Zaten Sultanahmet'te hatırlıyorum biz etek bulurduk bir sürü. Kadın turistler şortlu mortlu geliyor olmasın diye. Yani. Etekler vardı, adamlar vardı. Bahşişini verirdik. Benim kafileye giydirdik kadınlara. Çünkü şortla ya açık geliyorlar. Abi siz de seninle beraber... Namaz içeride sünnete kılınmış adam gezdiriyorduk. Seninle beraber New York'ta en büyük kiliselerden bir tanesine gitmedik mi? Tabii fotoğraf çekilmemiz lazım bilmem. Ne yaptık? Kilisede ayin var. Ayin var içerideki. O cam ekanın olduğu yerde. Bir yere kadar seni şey yapıyor. Bir yerden sonra görevliler var. İleri gidemezsiniz. Evet. Ondan sonra fotoğraf çekeceksin. Şu anda çekmeyin fotoğraf lütfen. Flash falan patlatmayın lütfen. Niye? Çünkü ibadetler. Yani bu neyse bu. Geride iş... kalıyorsun. Oradan fotoğraflarını evet, çekeceksen evet. Çekiyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Çıkıyorsun. Neyse bin bir türlü yolu var ya. Bunlar bahane olduğu için en şey önemli noktası bu. O dedikler teferruatta kalıyor yani. Aynen. Caminin burasından mı gireceğim? Müzeyi şuraya açsan ne olur? Bunlar teferruattır. Asıl doğru. Buradaki mesele uluslararası çapta bir meseledir. Aynen öyle. Ve İslam'da bir davadır. Aynen. Şimdi az önce söyledim. Mevzuyu öyle bir hale getiriyorlar ki İşte Dersim katliamının sorumlusu HDP ile yan yana gelebiliyor. HDP Kürtlerin temsilcisi olduğunu söylüyor. APK Kandil hikayesi böyle hani Hurşit Güneş'in sen bana o ona falan üçlü takacağız falan filan hikayesi aynen. Gibi. Öyle bir iç içe geçmişlik söz konusu bulamak ki. Bulamak ya bildiğin karışık salata. Çözebilene aşk olsun. Evet. Çözebilene aşk olsun. Şimdi dün grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani hani anlayamadım diyeyim. Yani kendi eksikliğime vereyim bu mevzuyu. Yok eksiklik değil abi sen. Fakat Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi meselesinde öyle bir konuştu ki az önce senin dediğin gibi Faik Öztürk örneğinden yola çıktığın gibi açarsanız açın kardeşim. Baba sen kapattın. Ya bunda hiçbir şeyin yok mu senin dalin? Diyemiyorsun adama. Kemal Kılıçdaroğlu da öyle bir konuştu ki Sayın Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu'yla. Ya babacığım yani bu adamın tutuklanmasının gerekçesi sensin. Çıktın mecliste ondan sonra hodri meydan o zaman herkesin dokunulmazlıkları kaldırsın dedin. Blöf yaptın, blöf çektin. AK Parti dedi ki yani tamam. Erik yemedik yani ekşi yemedik ki karnımız ağrısın. Hay buyurun yapalım dendi. Oylama yapıldı. 376 ile geçti. Kabul edildi. Edildi. Sen destek verdin. Ne oluyor diye bağırıyorsun. Destek verdi. Ve senin bugün bak HDP bakma sen oyun bozanlık yapmamak için ondan sonra ipleri tamamen koparmamak için şey yapmıyor ama alttan alta bu milletvekilliklerinin düşürülüp cezaevine girilmesinin müsebbibi Kemal Kılıçdaroğlu'dur deniyor HDP kanadında. Söyleniyor bunlar. CHP'nin içinde de söyleniyor. Ama çıkıyorsun boş kürsüye. Yaptığı zamanında. Tabii kürsüye çıkıyorsun ve diyorsun ki Enis Berberoğlu falan filan. Hadi Enis Berberoğlu senin partinin milletvekili. Anlaşılır. Öyle veya böyle sahip çıkmak zorundasın. Hissedersin kendini. İyi de HDP'liler için mesela ne demen gerekiyor ya da niye böyle bir mecburiyetin var? Üstüne üstlük mevzuyu bilmiyorum ama onlara da hukukluk yapılmıştır diye. Bir sesini dinleyelim Kılıçdaroğlu'nun grupta yapmış olduğu konuşmanın ardından yorumlarımıza devam edelim. Buyurun. Enis Berberoğlu'nun durumu biraz daha farklı. Ben diğer iki milletvekilinin dosyalarının içeriğini bilmiyorum. Ama yapılan o iki milletvekiline, HDP'li milletvekiline yapılan da haksızdır ve hukuksuzdur. Anayasa aykırı. Enis Şimdi bunu aldık. Şimdi hikaye şu. Şunu mu bekliyor acaba? Hikaye bak bu. Ben HDP'de alkış çıktım. HDP'de saf Kılıçdaroğlu bize sahip çıktı. Alkış falan filan ya da şöyle bir gülücü şey. Kalp falan filan mı atacaklar? Tabii. Sayın Kılıçdaroğlu bunu bekliyor herhalde tahmin ediyorum. Ya dosyalarını bilmiyorum. Ya dosyalarını bilmene gerek yok. Cumhuriyet gazetesinde belki bulamayabilirsin. Büyük ihtimalle bulamazsın. Halk TV'de göremezsin. Ama yani hani yandaş kanalları, yandaş televizyonları tırnak içinde söylüyorum. Bu konuyla ilgili hadi onlara da güvenme. Onlara da güvenme. Ya oturup baktığın anda, tarama yaptığın anda ya rahmetli
hani Eren'i şehit eden, alçak teröristlerin cenazelerinde poz veren tipler. Daha neler neler var dosyalara baktın. Yani bilmiyorum dosyayı ama. Tabii. Bunlara yapılan da hukuksuzluktur falan. Şimdi, yani ne yapacaktık? Teröristleri baş tacı edeni baş tacı mı edecekti bu ülke? Bunu mu istiyorsunuz? Öyle istiyor. Bu şimdi bir şey yani, ben samimiyetle söylüyorum bunu. Çünkü hepsi görüyor. Söylediği şey ortada yani. Biz şunun sadece başka üzerinden dedin ya, bu kime mesaj veriyor? Yani sen onu anlatıyorsun. Ne oldu şimdi? Hani Enis Berberoğlu kendi adamınızdı. Elhak doğru adam çıktı, yürüdü ya. Yani kolay değil. Tırnaklarını kaybetti. Karavanda atletle yemek yedi. Hatırlıyorsun, yola çıktı. Düştü, kaydı, bir daha kalktı gitti. Adam dedik, niye yürüyor bu adam? Dosyası belli. Biz okuduk. Biz inceledik yalnız. Biz onu yapabiliyoruz. O okuyamıyor da. Yazıyor orada. İşte diyor, adam ihbar etti Can Dündar. Dedi ya, ondan aldım. Gittiler, buldular. O şeyin önünde buluştukları yer belli. Telefon kayıtları belli. Enis Berberoğlu almış. Ondan 10 gün önce de kendisi bizzat bu Kılıçdaroğlu bu ve Berberoğlu o toplanmışlar hep beraber. Ekrem Duman'la da yemek yiyorlar. Pat 10 gün sonra bunlar ortaya çıkıyor. Bütün tezgah, örgüt ortada. Örgüt başı olmak üzere. İstedik haklısın. Ama bu. Fotoğraflardan gidiyorum bak ha. Savcılığa ifade verirken öyle vereceğim. Ben fotoğrafta gördüm. Yani bu yalanlanmadı. Ekrem Dumanlı, Kılıçdaroğlu, Berberoğlu. Hepsi bunlar bir arada, tezgah mı kurulmuş? Oradan da çıkmış, kayıt çıkmış. Yayınlamış mı? Bundan çıktığı belli. Biz o gün isyan ettik. Üstad yani çıldırdım o gün. Ya kim bu Berberoğlu? CHP'li vekil bilmem ne. Yandaş olmayan gazeteciydi. Sonra bir taktık şey oldu falan. Tamam güzel. Bayağı bildiği FETÖ'nün sacayağı olmuş adam ya. Tamam. Neyi koruyorsun diye soruyorsun. Onun için yürüdü. FETÖ için yürüdü bu adam. Şimdi benim burada çıkıp da Deniz Berberoğlu'nun durumu farklı olabiliyoruz. Ben geçen meydan okudum. Yürüsene. HDP'liler için değil mi? Ha, oradan başlıyor. Önce yürüsene. Hadi yürü. Ben bir daha sor. Hadi maçan yiyorsa yürü. Niye yürüdün o zaman şimdi yürümüyorsun? O bir dakika, onların farklı. Boşuna mı yürüdün kardeş? Ne farklı? Adamı götürdüler işte. Yürü. Maçan yemedi mi? Yedi. Orada ikinci sinyal HDP'ye gidiyor. Onlar farklı ama bu dünya tarihi bir cümle abi. Bunu altını çiz. Ben Kılıçdaroğlu uzmanıyım arkadaş. Bak burada Melih Gökçek'le benim yıllardır savaşım vardır. CHP uzmanıyım. Melih Gökçek'le savaşım. Melih Gökçek'le. Savaşımız şu tabii, espri. Adam diyor ki ben CHP uzmanıyım. Bunu da deşifre ediyor ya. O çok güzel çıkartıyor. Karton 1, karton 2. Bak burada ne yapmış bu kim? Abi bir dakika, bu kim? Ha tamam abi. Ha, böyle yapıyor ya. Bunu duman ediyor orada. Hakikaten yıllardır Kılıçdaroğlu yazıyorum. Bazen kızıyorlar ya, başka bir şey. Bilmiyorum, bunu biliyorum. Bir sürü lafını da yazdım da bu cümle gibisi görmedim. Adam cümle şu. Birebir söylüyorum. Ne diyor? Onların dosyasını incelemedim de. Hiç bakmamış yani. Dosyasını incelemedim. Ama yapılan yasaya aykırı. Hemen şapkayı çıkartıyoruz. Gazeteciliği bırakıyoruz. O da vekilliği bırakıyor. Çamura girip hayda bre pehlivan diye dalıp başka bir şey yapalım. Yani olay burada bitti. Senin bildiğin ezberler, siyaset bilimi, aristo mantığı, hepsi duman oldu gitti. Kurallar, adama karantina yaramış. Nirvana'sına erdi. Ben Nirvana demiştim, son diyordum. Cümle şu. Aynen sayın, oy veriyorsunuz buna ya. Şuna oy verdiniz. Hani bırak kaseti de bilmem ne. Adamın cümle şu. Cümle. Bakmadım, dosyasını incelemedim. Böyle bir görevim de yok zaten. Hani şey gibi. Beşmetler'de Erdoğan bir defa bile tek bir kelime kullanmadı be. Filistin'den bahsetmedi. Adam bir dakika 25 saniye sadece Filistin demiş. 10 çünkü dinlememiş. Konuşma içinde. Dosyasını incelemedim ama hukuka aykırıdır. Bir de anayasaya aykırıdır. Hukuk ve anayasaya aykırıdır. İncelemedim dosyasını. Niye? Ya benim adım Kemal, ben bilirim dedi. AKP yapıyorsa aykırıdır. Abi bu yani, ben her defasında diyorum ki bu sefer Nirvana yerdi. Ama ben yetersiz her kalıyorum. Her seferde seni şaşırtıyor. Ben her defasında bir çıta yukarı çıkarttı. Size helal peki olsun. Şimdi bir tabii konuşmada aslında, yani o konuşmanın tamamını alsak, üzerine program yapmayı düşünsek yani saatler sürer. İyi bir mizah programı çıkar yani. 8-10 saati falan doldururuz yani hani bu konuyla ilgili olarak. Bir de bu şey hikayesi vardı, bu Cumhuriyet'te kurulduğunda doktor sayısı, hemşire sayısı, şu sayısı, bu sayısı ile ilgili ebe sayısı. Rakamlar, ebe sayısı falan rakamları veriyor. 139 var ebe. Var mı arkadaşlar onun sesi? 12 doktor, 139 ebe, bu kadar mı? Nereden şeyler bulduysa rakamları. Onu incelemiş ama. Bir dinleyelim bakalım. Tam net bir dinleyelim. Buyurun. 1923 yılında Cumhuriyet'i kurduğumuzda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde
Sadece 554 doktor vardı. 554 doktor vardı. 4 tane hemşire vardı. Koca Türkiye Cumhuriyeti 4 tane hemşire vardı. 69 eczacı, 136 ebe vardı. Kimse doğmuyordu. Bugün Cumhuriyet'in aydınlanma felsefesini ortaya koyduğu bir gerçek. Bugün Avrupa'nın en güçlü sağlık ordusu bizde. En güçlü. Şimdi kim buradan, yaptı bunu ya? Buradan tabii Erdoğan'a teşekkür ediyor aslında kapalı olarak. Kim yaptı abi? Avrupa'nın büyük bir sağlık ordusu. Niye? SGK'nın bağlı olduğu, SGK hastanelerinin bağlı olduğu, genel müdür olduğu dönemde SGK'nın içler acısı halini en iyi Kemal Kılıçdaroğlu bilir. Yayına çıktığında da itiraf etmiştir zaten. Evet çok kötü ama ne yapayım. Ben olsam bir hastaneye gitmem. Tamam. Ben şey takıldım ama yani dediğin gibi 136 tane ebe varmış. Türkiye'de doğum olmuyor muydu o zaman? Ay bak tutamadım kendimi, özür dilerim. Bak burada hakikaten. 4 tane hemşire varmış 1923 yılında. Nüfus 15 milyon civarındaydı bildiğim kadarıyla. Türkiye'nin nüfusu 1923'lerde 20'lerde. 14 küsur milyon galiba. 10 kaç? 14 küsur milyon. Evet 15 milyon küsur üzeri. 14 küsur 15 milyon. 13 küsur 1 milyon. Yani şimdi 10 küsur 15 küsur milyona 4 hemşire var. Ama ebe yok. 9 eczacı. İlaç kullanmıyorlar. Ha, ebe rakamını nereden buldun? Dumanla falan filan herhalde şey yapıyorlar hani. Sağlık ordusunun ebe varmış. Bak sağlık ordu sağlık hizmetinden bahsetmiyor. Yani bak ne kadar boş işler ya. Yani, bir videomuz daha var, onunla bitirelim istersen. Abi, bu işler çok güzel. Yani bütün sağlık sisteminde ne kadar doktor var. Hani hastaneler şöyle, bu kadar hasta tedavi, Birinci Dünya Savaşı, cepheler, cephedeki yaralananlar, tedaviler, Türkiye'deki hastalıklardan, genel bir Türkiye'deki sağlık altyapısından falan bahsederken bahsedersin, problem değil ama yani böyle afaki rakamlar var ki bak bunu yedireceğinizi mi zannediyorsun? Ya komik ya bir şey, bak ben bunu şimdi ben benim çocuğumu anlatsam, bak bir daha söylüyorum yani. Bunu hakikaten sen bazen söylüyorsun ya ama kurtaramıyorsun paçayı. Hakikaten olsun diye söylemiyorum ama fındık kadar beyninizle bahsettim bu da. Çok hoşuma gidiyor. Yani yok bunu demiyorum. O da fındık da demiyorum. Beyin de demiyorum. Ama hocam şu. Ben bunu çocuğa anlatsam. Desem ki nüfus rakamı 15 milyon. Çocuk rakam biliyor çünkü. Bir yenik abaküsü de kullanabiliyor. 136 ebe varmış. Bugün dünyanın neydi? Avrupa'nın en büyük sağlık ordusu bizde. Çocuk birkaç şey sorar. Birincisi baba ya yani 136 ebe ne yapıyor? Ebe çocuk bebek doğurur. Baba ya 136 bizim ailenin toplam köydekilerin sonu 136. Bunları kim doğurttu der. Her köyde çünkü onlarca ebe vardır. İkincisi mantık yürütür der ki bu kadar nüfus sağlık ordusu demek ki bu adam hani kızıyor Erdoğan'a. Niye kızım 10 yaşında. Baksana sağlık ordusunu ne hale getirdi, büyük hastanelere falan kızıyor diye bunlar der. Onu çocuk der. Ben onun tercümesini yaptım devam ettim. Böyle bir şey yok yani. Yok böyle bir şey. 69 tane eczacı vardı 136. Saymışlar. Resmi rakamlar ama herhalde bir bölgeyi falan yok kastediyor. Abi ya, Türkiye'de dediğine göre bilmiyorum yani. Ya abi salla gitsin ki nereden bulacaksın kaydını ya? Şimdi bana Osmanlı Haşim okutacaksın. Hani kaynak desen. Elif'i görsek baston zanneder adam yani aynen, şimdi. Evet. Şimdi iki mevzu üzerinden yürüyeceğim. Bunları biraz belki biraz daha Hikmet'le bu işin şeyini konuşmakta fayda var. Önümüzdeki programlarda konuşuruz. Psikoloji diyor kişinin ruh haliyle ilgilidir. Kişinin. Sosyoloji toplumun ruh haliyle ilgilidir. Evet. Şimdi psikolojiyle yaklaştığınız zaman onun şeyini falan testlerini yapmışlardır biliyorsun. Hı. İki tane bitkiyi farklı yerlere koyup bir tanesini güzel cümlelerle evet. Konuşup diğerine sürekli bağırıp çağırıp falanla şey yaptıktan sonra o bağırıp bitki çağrılan bitkinin kuruduğu, gelişmediği, oysa güzel sözler dinlenen, olumlu kararlı. Şeyler söyleyen, evet. Söylenen bitkinin ise daha da geliştiği, daha hızlı büyüdüğü falan ifade ediyor. Şeyde de öyle değil midir normalde yani? Birisinin yanına gitsen birebir konuşsan şöyle oldu böyle mahvoldum öldüm bittim bir şey saçın yok ondan sonra sakalın uzun gözlüğün var bilmem şey falan filan desen bir noktadan sonra o kişi artık şey olmaya başlıyor hakikaten ya ben çok kötü durumdayım herhalde falan diye. Moda tabiriyle down olmaya başlıyor. Down olmaya başlıyor bro. Bu neyse bunun şeyi negatif enerji vermek. Bunun genele teşmil edilmiş halinin inceleyen bilime sosyoloji diyoruz değil mi? Yani bir şimdi bunu bu şekilde açıklayabiliriz. Evet, evet. Kaba tarihle söylüyorum. Evet, yani kabaca söylüyorum. Evet, toplum sosyolojisi. Toplum ruh bilimiyle ilgili. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yani öyle kötü şeyler pompalıyorlar ki toplum olarak şey oluyoruz artık. Hedef bu ama. Enerjimizi kaybediyoruz. Enerjiyi kaybediyorsun. Bir süre sonra evet ya biz sağlıkta çok kötüyüz herhalde. Yılgınlık. Bak böyle söylüyor. Yılgınlık. Biz evet ekonomide çok kötüyüz. Evet şurada çok kötüyüz. Ya evet ekonomide çok kötüyüz diyorsunuz da şimdi homojen bir şeydir bu. Ya da heterojendir. Bilmiyorum ne olduğunu ama en nihayetinde
0.64 vergi oranları açıklandığında 3 milyona yakın başvuru var. Ev kalmadı. Hadi bakalım. Kaba bir karşılaştırma. Kabul ediyorum yani bunların olduğu bir yerde ülkede hakikaten para bulamadığı için açlık çeken insanlar da var. Bunu kabul ediyorum, reddetmiyorum. Ya bütün ülkedeki 85 milyon refah seviyesinin zirvesine dolaşıyor demiyorum. Dünyada böyle bir ülke yok zaten. Ama sen verileri üzerinden söylüyorsun. Ama sen bunu sürekli açlık, açız, öldük, bittik, millet aç, sağlık kötü, öldü gizliyorlar ölümleri, bulaşan sayısını gizliyorlar, sağlığımız kötü. Orayı işte aldılar, 2 milyar dolarlık pisti hastane yaptılar, oradaki bilmem ne yaptılar. Söyleye, 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 söyleye dertleri, davaları, az önce bahsetmiş olduğum o çiçeğe kötü sözler, o bitkiye kötü sözler söyleye söyleye soldurma taktiğini toplum üzerinde deniyorlar. Uzunca bir süredir yapıyorlar bunu. Hı hı. Onun için bu hususlarda dikkat etmek gerekiyor. Yani hani bir kulağınızdan girip öbüründen çıkması gerekiyor. Ve mümkünse kendi ruh halimizi bireysel anlamda koruyabilmek adına bunları çok ciddiye almamak gerekiyor. Doğru, çok olumlu zor. Şeyleri duymak, olumlu şeyleri düşünmek, olumlu şeyler üzerinden yorumlar yapmak. Yani ben kendi adıma söylüyorum. Yani ben kendimi tarif ederken iflah olmaz optimist olarak, iflah olmaz iyimser olarak görüyorum ben kendimi. Aşırısı da belki zarardır. O da ayrı bir tartışma konusu. Bilmiyorum ama hikaye temeli şu. Hiç kimsenin toplumun da moralini, şahsen kendimizin de moralini down etme, düşürme lüksü yok ve biz de bunu müsaade etmemeliyiz. Bunları yapıyor sonra kendileri de biliyorsun arkasından diyorsun biz Müslüman olarak biz böyle şeyi reddediyoruz. Niye? Olumlu konuş. Değil mi? Eşref saati. Tabii, doğru tabii. Hayırlı anmak diye bir şey biliyoruz. Ama adam da ne yapıyor? Biri down ediyorsun diyorsun. Hani aynen, bu evet. Tabiyle veyahut da enerji mi aldın diyorsun. Hemen adam gidiyor ne yapıyor? Nişantaşı'da kızacak gene. Eller yogo. Hafter. İçimizi temizliyoruz. Hafter devre dışı kaldı. Milli Eğitim Manşeti evet. Bunu söyleyeyim. Bekçilerle ilgili yasa çıktı. Zor kullanma ve silah yetkisi geliyor. Bunlarla çok ilgili olarak AKP'nin milis gücü diyen aklını peynir ekmek de yemiş bir sürü isim var. Yarın bunları da konuşacağız. Bekçiler hikayesini de konuşacağız. Onu da ifade edelim. Bu erken seçim hikayesini çok konuşuyorlar. Nedir ne değildir. Bunları da bugün Emin Pazarcı yazmış. Evet. Okumanızı tavsiye ederim diyelim. Ve günün manşetini bitirelim. Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyoruz efendim.